Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Defne kızım, neredesin bakalım? Televizyon mu izliyorsun? Evet babacığım, evet ya, baksana baba, Gumball'dan Shed'i birlikte izleyelim mi? İzleyelim kızım, izleyelim bakalım hangi bölüm başlamış. Aa, burada bilgisayarla oyun oynadığı bölüm değil mi kızım? Evet baba, evet ya, baksana Gumball burada hackerlık yapıyor, milletin hesabını hackliyor, görüyorsun değil mi baba? Evet kızım, evet, hackleme kötü bir şey, baksana bayağı bir klavyeye hızlı basıyor. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisiniz diyorum. Bugünkü videomuzda Minecraft dünyasının rengarenk kılıcını yapacağız. Sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz de abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Değil mi kızım? Evet arkadaşlar, lütfen videoyu like atın, abone olun, bildirimleri açın. Aynen öyle arkadaşlar. Hadi bakalım kızım. Bugün seninle birlikte bakalım ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz. Baksana annem bizim için sütlü kurabiye yapmış, havuç yapmış, pasta yapmış, ekmek kızartmış. Hangisinden yemek istiyorsun kızım? Babacığım bana pastacaylı olduğu için ben sütlü kurabiyle havuç yiyeceğim baba, sen de ye. Tamamdır kızım, tamamdır. O zaman ben de şöyle bir sütlü kurabiyeye abanayım o zaman. Nam 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 nam, mis gibi olmuş, mis gibi. Evet babacığım, evet ya, mis gibi olmuş. Nam 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 nam. Oh babacığım, süt de çok sıcakmış ya, dikkatli, sen mi derin yanar? Evet kızım, evet, valla süt de baya bir sıcağa benziyor. Şöyle bir içeyim. Oh, dilim yandı, dilim. Tamam kızım, tamam. Sütümüzü de içtik, kurabiyemizi de yedik, tamamdır. Artık dışarıya çıkabiliriz. Hazırsın değil mi kızım? Evet babacığım ya, dışarıya çıkalım, dışarıya çıkalım. Tamamdır kızım, gel bakalım dışarıya çıkalım. Ama ilk öncelikle bir posta kutumuza bakalım. Belki bir posta gelmiştir. Hemen şöyle postamıza bakalım. Ve evet, bir posta gelmiş. Sence kızım kimden bu posta gelmiştir? Baba düşünüyorum. Bence bu posta babacığım Sunucu amcadan gelmiştir. Sonuçta Sunucu amca habire bizi bir yere çağırıyor. Büyük tane gene o bizi çağırıyor. Evet kızım, evet. Galiba Sunucu'dan gelmiş. Hemen okuyorum. Evet, Sunucu'dan gelmiş. Mustafa ve Defne, yine ben Sunucu. Uzun lafın kısası, bugün arenamızda bir turnuva düzenlenecek. Sizler Şampiyonlar Ligi'nde savaşacaksınız. Kazanırsanız ödülünüz 2500 elmas mı olacak? Oha be, 2500 elmas da bayağı bir fazlaymış değil mi Defne? Evet babacım, evet ya, 2500 elmas ne ya baba? Valla zinliyoruz, arabalıyız, villalıyız, her şey alırız baba. Evet kızım, gerçekten de alırız. Hadi bakalım bir gidelim Sunucu amcayla bir konuşalım. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ndeki düzenlenecek turnuva nasıl olacak? Acaba çok güçlü varlıklarla mı savaşacağız, bunu bilmiyoruz. Göreceğiz. Kızım korkmuyorsun değil mi? Yok babacım, yok, korkmuyorum ya. O canavarlığı öldüreceğiz, tek atacağız onu, tek atacağız. Hadi bakalım kızım, inşallah tek atarız onlara. Ve oha be, canavarları görüyor musun kızım? Oha, kırmızı uçan aslan, cadı büyücü, ağaç adam, daha kim kaldı saymadım. Oha, Tepegöz kızım, bu canavarları yenebileceğimize inanıyor musun? Evet baba, evet, yeneceğiz, yeneceğiz. Biz o kadar hayalet adamı yendik, şişko adamı yendik, bunları mı yenemeyeceğiz? Evet kızım haklısın, o kadar büyük canavarları yendik, bunları da herhalde yeneriz. Baksana Tepegöz var, ağaç adam var, kırmızı uçan ejderha var, pardon aslanmış. Burada da büyücü cadı var. Merhaba Sunucu Bey, bugün biz tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde savaşmak için geldik. Oo, hoş geldiniz Mustafa ve Defne. Evet, sizlere zaten karposta atmıştım, siz de okudunuz herhalde. Bugünkü düzenleyeceğimiz sunucuda, ne sunucusu lan, zaten ben sunucuyum, hadi neyse kafam karıştı. Bugünkü düzenleyeceğimiz arena savaşında sizleri görmekten onur ve şeref duyduk. Bugünkü yapacağınız eşya rengarenk kılıcı craft etmek. O kılıç ile bu canavarlar ile savaşacaksınız. Eğer bu canavarları yenerseniz ödülünüz 2500 elmas olacak, tamam mı? Tamam tamam Sunucu Bey. Kızım sen de tamam diyorsun değil mi? Hey Sunucu Bey, tamam tamam, artık savaşa geçebilir miyiz? Tabii ki de Defne ve Mustafa, artık savaşınıza geçebilirsiniz. Hadi bakalım, kolay gelsin, işiniz gücünüz rast gelsin. Sağ olun sağ olun. Hemen o zaman ben bu sandığımı açıyorum. Kızım sen de bu sandığı aç. Hayır kızım, o sandık değil, şu sandığı açacaksın sen. Sonuçta sen küçük olduğun için o sandığı açsan daha iyi olur. Ve craft edeceğimiz kılıç belli değil şu anda. Hemen bir bakalım hangi kılıcımızı craft edeceğiz. Evet, gördüm.
görmüş olduğunuz gibi Spectral Legion Blade adlı bir kılıcı craft edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu kılıç Minecraft dünyasının rengarenk kılıcı diye geçiyor. Hemen bunu craftına bir bakalım. Bu şekilde craft ediyormuşuz. Aa kızım sen craft ettin mi yoksa? Babacığım ben craftimi yaptım. Senden önce bitireyim. Ağla. Kızım sen babana karşı nasıl ağla dersin ha? Tamam benden önce bitirmiş olabilirsin ama ben de şimdi geliyorum arkamdan. Baksanıza Defne bana ağla diyor. Ağla baba ağla ağla. Tamam kızım göstereceğim ben sen şimdi ağlamayı. Her neyse hemen craftımızı şu şekilde yapıyoruz. Kılıçlarımızı köşeli köşeli bir şekilde tam ortaya da yıldızımızı koyduktan sonra görmüş olduğunuz gibi Minecraft dünyasının en rengarenk kılıcını craft etmiş olduk değil mi kızım? Evet baba evet craftımızı yaptık. Artık savaşa geçelim mi baba? Hayır gençler hayır ben sunucu olarak sizi savaşa ben sokamam. Neden sunucu bey neden? Ne oldu? Gençler bu şampiyonlar ligi olduğu için zırhlarınızı giymeden savaşamazsınız. Ortadaki sandıkta zırhlar var. O zırhları giyin ve savaşa geçebilirsiniz. Tamamdır sunucu bey çok teşekkür ederiz. Artık sonunda zırhlarımız ile savaşabileceğiz. Hemen şöyle ben zırhlarımı giyiyorum şu şekilde. Oha be! Oha rengarenk zırhlar! Görüyorsun değil mi kızım? Çok güçlü olduk çok güçlü. Evet baba artık bu canavarla yenebiliriz. Bu canavarla bizim önümüze geçemeyecek. Aynen öyle kızım geçemeyecek. İlk olarak cadı büyücüyü öldürerek başlayacağız. Hey cadı büyücü bizimle dövüşmeye hazır mısın bakalım? Ooo gençler. Demek o elinizdeki kılıç ile el zırhınlarınızla beni öldürmeye çalışacaksınız ya. Gelin bakalım deneyin şansınızı beni yenemeyeceksiniz. Göreceğiz bakalım göreceğiz. Kızım hazırsan dövüşüyoruz tamam mı? Hazırım baba vur gitsin baba. Hadi bakalım kızım dövüşelim o zaman. Gel artıcı seni cadı büyücü gel artıcı. Allah kahretsin çok güçlü bayağı bir güçlüymüş. Hayır gençler beni yenemeyeceksiniz. Ben bir cadı büyücüyüm ve cadı büyücü kimse yenemez. Hayır biz seni yeneceğiz. Sen de kim oluyorsun ya? Sen istediğin kadar cadı büyücü ol ama biz seni yeneceğiz. Geber bakalım geber. Aynen öyle biz seni yeneceğiz geber. Sonunda yenmeyi başardık kızım. Gel takip et beni. Evet baba ya. Çok gördüm baba çok gördüm. Ama cadı büyücü yendik. Şimdi ise kırmızı aslanla mı savaşacağız baba? Ooo gençler demek siz kırmızı aslan efsanesini bilmiyorsunuz. Demek benimle görüşeceksiniz ha? Aynen öyle. Seninle dövüşeceğiz kırmızı aslan. Savaşımıza hazır mısın bakalım? Hazırım gençler. Kıza zarar vermeyeceğim ama seni yeneceğim. Hayır sen benim babama zarar vermeyeceksin. Yeneceğiz. Aynen öyle yeneceğiz. Hadi kızım saldır. Kırmızı aslan. Seni de geberteceğiz dostum. Sen de herkes gibi gebereceksin. Hayır gençler ben yenilmeyeceğim. Bu yıllardır kırmızı aslanım ve kırmızı aslan hiçbir zaman yenilmedi ve yenilmeyecek. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Yeneceğiz seni. Yeneceğiz. Hadi bakalım kızım. Vur gitsin. Yeneceğiz bu kırmızı aslanı. Bu da kim oluyormuş ha? Oha be. Oha. Dayın uçtu. Gördün mü kızım? Evet babacığım gördüm ve yendim baba. Yendim. Gördün değil mi baba? Yendim onu. Yendim. Evet kızım. Evet. Gördüm vallahi. Yendin gerçekten de. Şimdi ise Tepe Göz efsanesiyle dövüşeceğiz. Baksanıza. Çift kafalı Tepe Göz orada. Bakalım onu da yenebilecek miyiz? İnşallah onu da yeneriz diyorum çünkü gerçekten zorlu bir rakibe benziyor. Hey Tepe Göz. Dövüşmeye hazır mısınız bakalım bizde? Gençler tabii ki de dövüşmeye hazırız ama biz sizi yenmek istemiyoruz. Siz de kim oluyorsunuz öyle? Biz sizi yenecek kişiyiz değil mi baba? Bu Tepe Göz'ü yenebilir miyiz? Evet kızım evet yeneriz. Hadi bakalım kızım saldır. Saldırıyorum baba saldırıyorum. Yeneceğiz bunu yeneceğiz. Gençler bakın size zarar vermek istemiyoruz. Tepe Gözler olarak zarar vermek istemiyoruz değil mi kanka? Aynen size zarar vermek istemiyoruz. Babacım saldır dinleme onları dinleme. Evet kızım saldır. Gerçekten de eğer onları dinleyecek olursak bizi yenerler. Bunları da yendik. Tamamdır. Şimdi ise son olarak ağaç adam kaldı. Ağaç adamı da yenebilir miyiz kızım? Evet baba evet onu da yeneriz. O kim oluyor baba baksa o kadar Tepe Gözü yendik. Kırmızı aslanı yendik. Cadı büyücü yendik. Bunu da yeneceğiz. Hadi bakalım kızım. İnşallah yeneriz. Hey ağaç adam bizimle dövüşmeye hazır mısın? Aa gençler demek siz ağaç adam seviyesine geldiniz. Ha? Demek benle dövüşeceğiniz. Ha? Evet ağaç adam. Sen de dövüşeceğiz. Hadi
başlamışım bakalım dövüşe. Gençler, ben ağaç adam, dövüşmeyi sevmem ama size yeneceğim. Hadi bakalım, elinden rast gelmesin diyorum. Yani elindeki gücü ortaya çıkart diyorum. Kızım, hazır mısın bakalım dövüşe? Hazırım baba, bunu da yenerim, bunu da yenerim. Hadi bakalım kızım, saldır o zaman, saldır. Hayır gençler, yapmayın. Ben dövüşü sevmem, ağaçlar dövüşü sevmez. Hayır, seni yeneceğiz, seni yeneceğiz. Gel al bakalım, gel al. Gel Ayşe'yim, gel al. Bu ligin şampiyonu biz olacağız. Varını yıkırayı biziz. Aynen öyle, biziz. Hadi be artık, öl be, öl be. Hayır gençler, ben ölmeyeceğim. Siz... Babacım geldin mi? Yendik, yendik. Valla Marino'nun şampiyonu biz olduk, biz. Evet kızım, evet. Bayağı bir yoruldum gerçekten de. Bu Şampiyonlar Ligi bayağı bir zordu. 4 efsanevi canavar ile dövüştük ve yendik. Hey merhaba sunucu bey. Biz tüm canavarları yendik. Ödülümüz 2500 elmas değil mi? Tabii ki de Mustafa ve Defne. Bu savaşı siz kazandınız çocuklar. 2500 elmas banka hesabınıza geçmiştir. Artık doya doya harcaya harcaya yersiniz. Sağ olun sunucu bey, sağ olun. Vallahi bu savaş bayağı bir yorucuydu sunucu bey. Evet Defne kızım, görüyorum görüyorum. Bayağı bir yorgun deşmişsiniz. Hadi bakalım Mustafa, paranızı harcamaya gidebilirsiniz. Teşekkür ederim sunucu bey. Çok sağ olun, çok sağ olun. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı değilseniz yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirimleri için. Şu anda ekranda iki videom çıkıyor. Lütfen o iki videomu da izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.